Değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bu yayınımızda 11. sınıf biyolojik kazanım kavrama testlerinden 16. test olan üreme sistemi testini çözeceğiz. Birinci sorumuz, aşağıda verilenlerden hangisi diş üreme sistemine ait olan öl yatağının görevlerinden biri değildir? Embriyonun tutunup yerleştiği yerdir. Evet arkadaşlar, bu doğrudur. Sonuçta embriyo zigot oluştuktan sonra yumurta kanalından geçerek birkaç gün içerisinde uterusa ulaşıyor ve orada doğum gerçekleşene kadar orada misafir kalıyor tabii ki. Gebelik süresince büyüklüğü artar. Evet arkadaşlar, bu yine tabii embriyonun gelişimine bağlı olarak bir takım hormonlar vasıtasıyla büyüklüğü artıyor. Beslenmeye bağlı olarak da diyebiliriz. Artıyor. Yapısındaki bol miktarda kılcal kan damarı embriyoyu besler. Evet, yapısında bol miktarda kılcal kan damarı vardır. Kaslı bir yapıdır. Bunu arkadaşlar beslenme açısından çocuğun gelişebilmesi için tabii ki bol miktarda besin ulaşabilmesi adına kan damarlarında gelişmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla yapısında bol miktarda kılcal kan damarları, bunlar embriyoyu beslemekle görevlidir diyebiliriz. Yumurta ve spermin döllendiği yerdir. Arkadaşlar, yumurta ve sperm biliyorsunuz yumurta kanalında döllenir. Yumurta ve spermin buluşması orada olur. Yani zigotun oluşumu. Çünkü oranın pH'i buna müsaittir. Dolayısıyla burada böyle yatağında sperm ve yumurtanın birleşmesi, yani fertilizasyon dediğimiz olay gerçekleşmiyor, uyanmış oluyor. E seçeneğine bakıyoruz. Hamilelik boyunca bebeği dış etkilere karşı korur. Evet. Böyle yatağının uterusun kaslı bir yapıdır. Korunaklı bir yapıdır. Dış etkenlerden tabii mümkün olduğunca çok az etkilenmesi adına korunaklı bir yapı diyebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar, hamilelik boyunca çocuğun dış etkenlere karşı korunmasında önemli rol oynar. Evet, cevabımız D seçeneği diyoruz, geçiyoruz. İkinci soru, insanda dişi üreme sisteminde hipofiz hormonları ve eşey hormonları birbirini pozitif ve negatif geri bildirimle etkilemektedir. Bu karşılıklı etkileşime feedback mekanizması denir. Buna göre dişi bir bireyin üreme sisteminin kontrolünde aşağıda verilen hormon çiftlerinden hangisi arasında feedback mekanizması görülür? Şimdi burada arkadaşlar FSH, LH olsun, ondan sonra diğer işte östrojen, progesteron, testosteron. Bunlar tabii ki birbirlerini etkileyebilen hormonlardır. Burada mekanizma olarak FSH ve östrojen, FSH biliyorsunuz folikül stimül hormon, yumurtalıkları etkilemek suretiyle oradan folikülün içerisinde bulunan, yumurtanın içerisinde bulunan birçok folikülden belki işte yumurtayı oluşturacak olan folikülün gelişmesine yardımcı oluyor. Dolayısıyla bu folikül gelişirken kese oluşturan hücreler ne yapıyor? Östrojen ve progesteron salgılıyor. Yani FSH artışına bağlı olarak östrojen. Özellikle bu folikül evresi dediğimiz ilk, menstruasyonun ilk evresinde östrojen daha fazla, progesteron daha az çıkartılıyor. Bu yumurta atıldıktan sonra tam tersi oluyor. Progesteron östrojenden daha fazla salgılanıyor. Yani korpus tohumundan salgılanıyor o da. Sonuçta oradaki folikül yapısı korpus tohuma dönüşüyor. İçi yağ damlacıklarıyla doluyor. Burada FSH östrojeni artırıyor diyebiliriz. Daha sonra tabii FSH'ın arkadaşlar östrojeni artırmasıyla beraber vücutta bir takım değişiklikler meydana geliyor ve östrojen fazla arttığı zaman bu östrojenin fazlalığı ne yapıyor arkadaşlar? Gidiyor ilgili kısımları uyararak, yani hipofizdir, hipotalamustur. Bunlar arkadaşlar uyarmak suretiyle
FSH'ın azalmasına sebep oluyor. Dolayısıyla burada bir feedback olayı gerçekleşiyor diyebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar burada negatif feedback vardır. FSH östrojen. Sorumuzda zaten negatif veya pozitif olarak sorulmuş belki ama sonuçta arkadaşlar burada bir feedback olayı söz konusudur diyebiliriz. Tabi burada dişi üreme sistemini soruyor. Yani testosteronun LTH'da da etkisi vardır ama testosteron erkeklik hormonu olduğu için dişi üreme sistemi sorulduğundan dolayı cevabımız A seçeneği diyebiliriz. Östrojenle testosteronun birbirini etkileme gibi bir durumu söz konusu değildir. Veya FSH'ın LH artırma veya azaltma gibi bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği diyoruz. Geçiyoruz. Üçüncü soruda menstrual döngü sırasında yumurtanın oluşmasından serbest kalmasına kadar geçen evreler. Evet, dört evre. Bu arkadaşlar evreleri vermiş şeklinde olduğuna göre bu evrelerin gerçekleşme sırası aşağıda gelen hangisine doğru olarak verilmiştir gibi kolay bir soru. Burada biliyorsunuz öncelikle ilk evre folikül evresi dediğimiz evredir. Yaklaşık olarak 14 gün falan sürüyor. Burada da zaten yan tarafta 5. soruda gelecek o biraz sonra. Yaklaşık olarak 14 gün falan sürüyor. 14. gün arkadaşlar ovülasyon dediğimiz yumurtlama evresi gerçekleşiyor. Yani folikülden sonra ovülasyon evresi. Evet, 4-3. Ovülasyon yumurta atıldıktan sonra o folikül kesesi artık korpus doğuma dönüşüyor. Yağ damlacıkları dolu. Korpus doğuma dönüşüyor. Yani korpus doğum evresi. Bu evreden sonra eğer yumurta döllenmez ise, döllenme olmaz ise yumurta dışarı atılıyor. Yumurtanın atıldığı safhada, evrede menstruasyon evresidir. Yani en son menstruasyon evresi görülecektir. Dolayısıyla arkadaşlar burada 4, 3, 1, 2 sırasıyla yani cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet. Dördüncü soru. FSH hormonunun zamana bağlı değişimi grafikte gösterilmektedir. Buna göre T1 anında yukarıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmiş olabilir? Şimdi soruda görmüş olduğunuz gibi FSH miktarı artmış. T1'de FSH çok yüksek. Şimdi FSH folikül stimin hormon ne zaman artıyor? Menstruasyon başladığında yani oogenez dediğimiz yumurtanın oluşumu, gelişimi ondan sonra tabii buna bağlı olarak östrojen artıyor, progesteron artıyor. FSH bu ilk evre dediğimiz bir önceki soruda geçtiği gibi ilk evrede folikül evresinde folikülleri uyarıyor ve buradan östrojen progesteron çıkarılmasına tabii yardımcı olmuş oluyor. Çıkıyor. FSH hormonu yani profaz 1'de FSH'ın artması profaz 1'de bekleyen yumurta uyarılmıştır diyor. Evet. Burada arkadaşlar yumurtalıkları uyarıyor. Yani canlıyı oluşturacak, yavruyu oluşturacak yumurtanın atılması, olgunlaştırılması gerekiyor. Atılabilmesi için olgunlaştırılması gerekiyor. Bunda FSH'ın büyük etkisi vardır. Dolayısıyla profaz 1'de bekleyen yumurta uyarılır. Gelişmeye başlar diyebiliriz. Ondan sonra olgunlaşan folikül yırtılmıştır diyor. Şimdi tabii folikülün yırtılması bu yumurtanın atılması anlamına da geliyor. Yani folikül yırtıldıktan sonra yumurta atılacak. Bu LH ile alakalıdır. Dolayısıyla bununla ilgili değildir. Yani FSH'ın gerçekleştirdiği bir olay değil. Dolayısıyla burada zaten FSH'da biraz azalma olacaktır. FSH çok yüksek değil diyebiliriz. Folikül yırtılması LH'la süt bezleri gelişimi de bu süt bezleri gelişimi de östrojen hormonuyla oluyor. Östrojen hormonu da çok artmışsa yani gelişiyorsa östrojen artmış demektir. Östrojen artışı FSH'ı azaltabilir. Dolayısıyla burada östrojen çok fazla diyemeyebiliriz. Yani süt bezleri gelişmiş östrojen fazladır.
Östrojen fazlaysa FSH düşük olabilir. Dolayısıyla burada yani şu bir daha doğru diyebiliriz. Onun için cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci soruya bakıyoruz. Menstrual döngünün evrelerinde gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır diyor. Şimdi menstrual döngü 4 evrede gerçekleşiyor. Ovülasyon evresi dediğimiz bu ikinci evre oluyor tabii ki. 1-2 gün. Yani çok kısa süren bir zaman dilimi. Belki bu kadar da sürmeyebilir. Hormonların etkisiyle folikül yırtılır. Evet, LH hormonu etkisiyle folikül yırtılıyor. Bu doğrudur. Menstruasyon evresi 3-5 gün. Bazen biraz daha fazla da sürebilir. Rahim iç duvarı parçalanıyor. Evet, doğrudur. Yapılan bütün hazırlıklar döllenmemiş yumurtayla beraber dışarı atılıyor. C'ye baktığımızda korpus luteum evresi 10-14 gün sürer diyor. Yumurta vücut dışına atılır. Şimdi korpus luteum evresinde evet 10-14 gün yani 14. günden 0-14 arası folikül evresi, 14. gün ovülasyon, 14'ten sonra yani 15-16-17-18-28'e kadar olan kısmı korpus luteum diyebiliriz. Korpus luteum evresinde yumurta değil, yumurta atılması değil de yumurtanın tabii bu evrede yumurta döllenmişse zaten korpus luteum yine devam ediyor. Ama sonuçta korpus luteum evresinde yumurta atılması söz konusu değil. Bu ne zaman atılıyor? Menstruasyon evresinde yani son evrede atılıyor. Şurada atılıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu yumurta vücut dışına atılır ifadesi yanlış olmuş oluyor. Onun için cevabımız C seçeneği olacaktır. Diğerlerine bakacak olursak folikül evresi 10-14 gün yani ilk evre demiştik 10-14 gün sürüyor. 14. gün zaten ovülasyon. Hormonların etkisiyle foliküllerden bir tanesi büyür. İçerisindeki yumurta gelişir. Doğrudur. Ovülasyon evresi 1-2 gün. Yumurta siller yardımıyla döllenme kanalına geçer diyor. Evet arkadaşlar yumurta sonuçta yumurta kanalına atılmış oluyor. Döllenme zaten orada gerçekleşiyor. Diyoruz 6. soruya geçiyoruz. Yukarıda verilenlerden hangileri diş üreme sistemini farklı hastalıklardan korumayı sağlayan durumlardandır? Şimdi arkadaşlar diş üreme sisteminde yani oradaki her bir yapının tabii ki döllenme sonrası, döllenme sonrası, yumurtanın korunması, zigotun korunması, embriyonun korunması adına tabii ki bir takım yapılar var, özellikler vardır. Çünkü burada sonuçta bir canlının hayatı, dünyaya gelmesi söz konusudur. Dolayısıyla arkadaşlar bu önemli bir olay olduğu için haliyle orada yani mikrobik olarak mikrobiyal herhangi bir hastalıktan tutun da daha büyük tabi arızalara kadar ne olur? Oranın korunaklı olması gerekiyor. İşte burada vajinada bir zar bulunması burada arkadaşlar mikropların buraya girişi adına yani mikropların mikroplardan korunma adına önemlidir. Yine oradaki pH'in asidik olması yani mikroorganizmaların çoğalmaması adına yine önemlidir tabii ki. Üreme sisteminin düzenli muayene ve kontrolden geçmesi. Şimdi tabii ki düzenli muayene yapıldığı zaman, kontrol yapıldığı zaman herhangi bir aksaklık, bir problem olup olmadığı tespit edilmiş olur ve belki anında müdahale etme durumu olur. Dolayısıyla tabii ki düzenli yapılması bu işlemlerin hastalıklardan korunma adına önemlidir diyebiliriz. Yani bunların hepsi arkadaşlar hastalıklardan korunma adına olması gereken durumlardır diyebiliriz. Derin soruya geçiyoruz. Yukarıda verilen bilgiler incelendiğinde X, Y ve Z hormonları sırasıyla seçeneklerden hangisinde verilmiştir? Şimdi hipofiz ovarnumdaki foliküllerden biri büyür ve içindeki yumurta gelişir. Şimdi arkadaşlar bu
Tabii foliküllerden birinin büyüyüp gelişmesi, yumurtanın gelişmesi, folikül stimül hormonu dediğimiz. Yani burada bir stimüle uyaracak, uyaran hormon tabii ki FSH'tır. X hormonu FSH olabilir. Folikül yırtılıyor, folikülden salınan yumurta döllenme borusuna geçiyor. Bu arkadaşlar yumurtlama, ovülasyon dediğimiz olaydır. Ovülasyon olayında biliyorsunuz LH hormonu etkilidir. Y LH'tır diyoruz. Dememiz gerekiyor. Rahim embriyo için hazırlanır. Kan miktarı artar ve süngerimsi bir hal alır diyor. Bu da arkadaşlar korpuston. Bakınız korpustondan salgılanan bir hormonmuş. Korpustondan zaten östrojen ve progesteron salgılanıyor. Bu korpuston olmadan önce yani folikül evresindeyken östrojen daha fazla, progesteron az. Ama korpus luteum evresi olduğunda progesteron daha fazla salgılanıyor. Dolayısıyla bu hormon Z hormonu progesteron diyebiliriz. Yani FSH, LH ve progesteron olması gerekiyor da nerede var? B seçeneğinde var. Görülmeyi. Evet, 8. soruya geçiyoruz. İnsanda erkek üreme sisteminde gerçekleşen olaylardan bazıları şu şekildedir. Spermlerin oluştuğu yer, spermlerin hareket ve döllenme yeteneği kazandığı kanaldır. Spermlerin depo dediği yer. Buna göre bu olayların gerçekleştiği erkek üreme sistemine ait yapılar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Şimdi erkek üreme sisteminde spermler seminifer tüpçük dediğimiz yapıların içerisinde orada üretiliyor. Spermatogenez dediğimiz olay ile orada üretiliyor. Ondan sonra tabi burada FSH'ın etkisi var. Ondan sonra sonuçta olgunlaştırılmasında biliyorsunuz LH etkili. L-dik hücrelerini uyarıp o da testosteron salınmasına sebep oluyor. Ve o da tabi spermin olgunlaşmasında erkekler özellikle ortaya çıkmasına etkili. Spermlerin oluştuğu yer seminifer tüplerdir. Spermlerin hareket ve döneme yeteneği kazandığı kanal. Arkadaşlar bu uzun bir kanal olan epididimis kanalında gerçekleşir. Spermlerin döneme yeteneği kazandığı kanal ve hareket yeteneğinin kamçılı hale geldiği epididimis. Ondan sonra spermlerin depo edildiği yer. Bu spermler belli bir süreye kadar arkadaşlar vas deferans dediğimiz veya deferans dediğimiz kanalda ne yapılır? Depo edilir. Dolayısıyla arkadaşlar seminifer tüp, epididimis ve vas deferans nerede var? Tabii ki B seçeneğini gördüğünüz gibi cevabımız B seçeneği diyoruz. Geçiyoruz. 9. soru yumurtalıktan salınıp uterusa gelen bir yumurta eğer döllenmemişse aşağıdaki olayların hangisi gerçekleşmez? Evet. Şimdi arkadaşlar, yumurtalıktan salınıp uterusa gelen yumurta fertilizasyon olmamışsa artık menstruasyona ne yapılacaktır? Dışarı atılacaktır. Yani yapılan bütün hazırlıklar, uterus duvarının parçalanması, işte kan dokusu, bir miktar kan dokusu, döllenmemiş yumurta bunlar dışarı atılacaktır. Şimdi baktığımız zaman korpuston zaten bozuluyor, söylemiştik. Yumurta dışarı atılıyor. Ondan sonra yumurtanın dışarı atılması. Rahim duvarı parçalanıyor. Bir miktar tabii kan dokusuyla beraber dışarı atılıyor. Yumurta uterusa tutunur diyor. Arkadaşlar burada yumurta döllenmemiş. Dolayısıyla döllenmemiş bir yumurtanın embriyo olma özelliği tutunabilecek bir durumu söz konusu değildir. Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu değil, gerçekleşmez. Onun için cevabımız D seçeneği diyoruz. Progesteron salgısı da korpus luteum bozulduğu için biliyorsunuz korpus luteumdan bol miktarda progesteron az miktarda östrojen salgılanıyordu. Artık bu salgılanamayacağı için korpus luteum bozulacak ve progesteron tabii ki azalacaktır. Evet. 10. soruya geçiyoruz. Grafik incelendiğinde dişi bir insanda 0-50 yaş arasında gözlenen X değişkeni için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor sorumuz.
Evet, östrojen miktarı, mitoz, rahim kalınlığı, yumurta sayısı, prolaktin hormonu seviyesi. Şimdi değerli arkadaşlar, burada 0-50 yaş arası baktığımızda nedir? İşte şu arada anne karnındaki dönem, ondan sonra ergenlik öncesi dönem ve daha sonra doğurganlık döneminde zamanla azalıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu tabii seçeneklerde buna en uygun ne olabilir? Yani anne karnı sıfırla başlıyor anne karnında. Ve kız çocuklarında anne karnındayken gelişmenin üçüncü ile beşinci ayında ileride oluşturabileceği yavrularının muhtemel yavruların yumurtaları oluşturuluyor. Tabi yumurta arkadaşlar anne karnında oluşan yumurtalar arasında profaz bir safhasında yani meiozu başlıyor ama o oligonyum dediğimiz ana hücreler başlıyor ama profaz bir safhasına kadar geliyor. Ondan sonra orada kalıyor. Yani ergenlik dönemine kadar o şekilde kalıyor. Dolayısıyla yani şurada kaşa profaz birine gelmiş yüzlerce belki binlerce yumurta var. Şimdi bazıları bunlar tabii foliküller 1-2 milyon kadar folikül olduğu söyleniyor. Bu 1-2 milyonun tabii hepsinin yavruya dönüşmesi söz konusu değil. Bunlardan ancak 13-14 yaşından itibaren ergenliğin başladığını düşünürsek ve 15 yaşında nedir? 45-50'sine kadar ve 55 yaşına kadar ne yapıyor? Menopoz dönemine girinceye kadar bu devam ediyor diyebiliriz. Tabii ki doğurganlık yani daha önce belki bitiyor. Yani belki 50'sini geçenler de olabilir ama burada bitmiş oluyor. Şimdi bu tabii yumurtanın bitmesi anlamına gelmiyor. Bazılarında bitmiş olabilir yumurta rezervleri. Sonuçta arkadaşlar burada ergenlik döneminde çok fazla zamanla azalan ne olabilir? Yumurta sayısı olabilir. Yani canlının zaten işte 14-15 yaşından itibaren 45-50 yaşına kadar, 55 yaşına kadar her ay birer tane yumurta atıldığını düşünürsek bu yaklaşık 500 yumurta falan yapıyor. Dolayısıyla arkadaşlar mevcut yumurtalar azalmış oluyor diyebiliriz. Dolayısıyla burada cevabımız tabii ki ne olacaktır? B seçeneği olacaktır. Evet, 11. soru. İnsanda erkek üreme sistemi ile ilgili ifadelerin hangisi yanlıştır? Testisler skrotum adı verilen bir çift kese içindedir. Evet arkadaşlar skrotal torba dediğimiz torbanın içerisindedir. Tabii erkek çocuklarda bu testislerin torbanın içerisine inmemesi kısırlık sebebi olabiliyor. Bazen böyle anormalikler olabiliyor tabii ki. Spermlerin canlılığını koruması için testisler vücut dışında daha düşük bir sıcaklıkta, evet 1-2 derece daha düşük sıcaklıkta tutulur. Sperm vidrarın atıldığı kanal üretradır. Erkek üreme sisteminde üreme hücreleriyle boşaltım atıklarının atıldığı kanal belli bir şeyden sonra artık ortak kanalla yani prostattan sonra diyeyim arkadaşlar üretra kanalından ne yapılıyor? Dışarı ortak kanalla dışarı atılıyor. Bu doğrudur. Erkek üreme sisteminin ana hormonu progesterondur. Hayır arkadaşlar, erkek üreme sistemi tabii daha ziyade nedir? Erkek üreme sisteminde testosteron biraz daha ön plana çıkıyor diyebiliriz. Biraz daha değil, baya baya. Şimdi diyeceksiniz ki progesteron erkeklerde var, bu debelik hormonu diye de biliniyor. Arkadaşlar erkeklerde de progesteron olduğu söyleniyor. Evet var. Bu işte merkez sinir sisteminde böbrek sütü bezlerinin korteks bölgesinden üretilebiliyor. Ama tabii ki bir dişi bireydeki gibi ön planda olan bir hormon diyemeyiz arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet. Arkadaşlar bu testte son sorumuz, 12. soru. Döllenme doğal yollarla gerçekleşemiyorsa bebek sahibi olmak için kullanılan yöntemlerden biri in vitro fertilizasyon, IVF dediğimiz yöntem.
Buna göre yukarıda verilenlerden hangileri bu uygulamanın laboratuvar çalışmalar içerisinde değerlendirilir diyor. Evet. Şimdi arkadaşlar oogenez dediğimiz olay yumurta oluşumu, spermatogenez de biliyorsunuz sperm oluşumu. Tabii ki oogenez dişi bireyde yumurtalıklarda gerçekleşiyor. Spermatogenez de daha önce bir soruda geçmişti arkadaşlar. Nerede gerçekleşiyor? Seminifer tüplerde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu canlı vücudunda yani insan vücudunda gerçekleşiyor. Laboratuvar şartlarında değil. Bir ve iki saymaz. Üçüncüye baktığımızda akrozom enzimlerinin zona peristahi parçalaması, eritmesi dersek belki uygun olabilir. Arkadaşlar bu evet akrozom enzimleri yani bu yöntemde şimdi nedir? Akrozom yani spermle yumurtanın buluşması dış ortamda laboratuvar şartlarında sağlanıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu da dış ortamda gerçek laboratuvar şartlarında olmuş oluyor. Normalde dişi vücudunda gerçekleşiyor ama bu tabii yardımcı bir üreme tekniği burada laboratuvarda oluyor bu olay. Dördüncü olarak embriyon oluşması diyor. Şimdi bu yöntemde arkadaşlar hormon ilaç takviyesi yapılıyor. Bunlarla çok sayıda yumurta elde ediliyor. Bu elde edilen yumurtalar işte laboratuvar şartlarında spermlerle dönleniyor. Ondan sonra oluşan işte nedir? Embriyolar. Bu embriyolar da arkadaşlar mesela sperm ve yumurta birleşti, zigot oldu. Bu hemen tabii uterusa yerleştiriliyor. Böyle birkaç blastomerli, mesela 8'li yapı oluşana kadar bekliyor. Ondan sonra 8 blastomerli iken uterusa yerleştiriliyor. Bu şekilde ne oluyor? Laboratuvar çalışmalarıyla yani tüp bebek yöntemiyle bireyler çocuk sahibi olabiliyor. Dolayısıyla 3 ve 4 nedir arkadaşlar? Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalardır diyoruz. Ve arkadaşlar bu testteki soru çözümümüzü bitiriyoruz. Bir başka test çözümünde buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın.